Merhaba arkadaşlar, Tokyo'dan selamlar, ben Bekir Şenoğlu. Bugün arkadaşlar sizlere Japonya'daki en fazla maaşları alan meslekleri tanıtacağız arkadaşlar. Ve öncelikle arkadaşlar Japonya'daki insanların senelik yaklaşık kaç para aldığını sizlere anlatacağım arkadaşlar. İlk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Japonya'daki Japonların yaklaşık aldığı maaş arkadaşlar bir senede 4,5 milyon yen. Yani 340 milyarmış arkadaşlar. Bu tabii ki de bir Japon'a yetecek de artacak bir para arkadaşlar. Ve bunları kadın ve erkek olarak ayırıyorlar arkadaşlar. Erkeklerin aldığı maaş yaklaşık 5,5 milyon. Yani 410 milyar oluyor arkadaşlar. Tabii ki kadınlarla erkeklerin yaptığı işlerin arasında bir fark var. Ve kadınlar ise arkadaşlar 221 milyar alıyor. Bu yaklaşık oran arkadaşlar. Yaşa göre aldıkları maaş da değişiyor. Analizlere göre arkadaşlar 20 ve 24 yaş arasındaki erkekler, şöyle anlatayım arkadaşlar, part time ya da günlük çalışan işçiler değil bunlar. Yani o işte devamlı çalışan işçiler. Yani bir şirkette ne kadar fazla çalışırsanız o kadar daha fazla maaş alma ihtimali yükseliyor. Ve bunlar arasında Japonya'da bonuslar da var arkadaşlar. Şimdi 20 ve 24 yaş arasındaki erkekler yaklaşık 211 milyar alıyor arkadaşlar. Kadınlar ise biraz daha az, 180 milyar alıyor arkadaşlar. Bunun nedeni ise erkeklerin yaptığı işlerin kadınların yapamamış olmasına dayandığını düşünüyorum. 25 ve 29 yaş arasındaki erkekler arkadaşlar 300 milyara yükseliyor maaşı. Çünkü bir şirkette ne kadar uzun çalışırsanız o kadar daha fazla alıyorsunuz. Kadınlar ise 180'den 240 milyara çıkıyor arkadaşlar. 30 ve 34 yaş arasında arkadaşlar biraz daha yükseliyor. Erkekler 350 milyar, kadınlar ise 236 milyara yükseliyor arkadaşlar. Yani bu yaklaşık oran arkadaşlar. Kura göre yani anlatıyorum. 35 ve 39 yaşlar arasındaki erkekler 380 milyar, bayanlar ise 230 milyar. 40 ve 44 yaş arasındaki erkekler daha da yükseliyor. 420 milyara yükseliyor arkadaşlar. Bayanlar ise 229 milyar. Fazla bir şey değişmiyor. Burada bakalım en yüksek maaşı 55 ve 59 yaş arasında alıyorlar arkadaşlar. Yani bu maaş ise 500 milyar civarı. Tabii ki de bunlar da bonus oluyor arkadaşlar. Bu arada benim öğretmenim vardı. Ben öğretmenimle konuşmuştum. Öğretmenim senede 1 milyon yani 70 milyar bonus alıyordu. Maaşı hariç 70 milyar bonus alıyor öğretmenim. Öğretmenlik yaptığı süre ise 7-8 seneydi. Daha da yükseleceğini söylemişti bana. Yani Japonya'daki bir şirkette devamlı çalışırsanız bonus alma oranınız daha da yükseliyor arkadaşlar. Yani buradaki maaşlar da ona dayanarak yükseliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar maaşları anladığımıza göre şimdi Japonya'daki en çok maaşı alan meslekler. 10 mesleği sıraladım arkadaşlar. Tabii ki de daha çok meslek var ama. Birinci sırada doktor var arkadaşlar. 910 milyar. Yani bir senede 910 milyar para alıyor Japonya'daki doktorlar arkadaşlar. Uçak pilotu ise 900 milyar alıyor arkadaşlar. Üniversite profesörü 850 milyar alıyor arkadaşlar. Sertifikalı muhasebeci ya da vergi muhasebecisi 840 milyar alıyor arkadaşlar. Avukat 820 milyar. Üniversite doçenti 600 milyar. Muhabir 560 milyar. Gayrimenkul değerlendirme uzmanı 570 milyar. Diş doktoru 550 milyar. Şimdi diş doktoruna gelelim arkadaşlar. Japonya'da bir tanıdığım bir abi var. Diş doktorluğu okuyor. Hatta mezun da oldu. Şu an ne olduğunu bilmiyorum ama Japonya'da da diş doktoru olabilirsiniz. Çünkü yapan bir tanıdığım var. Son olarak da üniversite hocası. Üniversite hocası 500 milyar para alıyormuş arkadaşlar. Tabii ki de bunları yapmamız biraz zor. Şimdi arkadaşlar bizim yapabileceğimiz mesleklere gelelim. Türkiye'den Japonya'ya geldiniz, okudunuz, dil okudunuz, ondan sonra üniversite okudunuz. Ne mesleği yapabilirim? Türkiye'den gelip bilgisayar üzerine bir iş ararsanız iş bulma olasılığınız yüksek. Çünkü geleceğin meslekleri olduğu için arkadaşlar. Şimdi ne olabiliriz? Dil okulunu okuduk, dil okulundan sonra üniversiteye gittik. Üniversiteden sonra ne meslek yapabiliriz? Japonya'da vize desteği alarak hangi işi yapabiliriz? Onları anlatacağım arkadaşlar. İlk öncelikle vize desteği alarak Japonya'da çalışmak istiyorsanız bilgisayar üzerine okumanız gerekiyor arkadaşlar. Yani benim bildiğim kadarıyla bilgisayar üzerine okumanız gerekiyor. Bu mesleklere genellikle şirketler vize destekli işler veriyor arkadaşlar. Programcı olursanız yaklaşık 300 milyar maaş alıyorsunuz senede arkadaşlar. Web tasarımcısı olursanız 320 milyar. Sistem analizcisi olursanız, proje müdürü olursanız arkadaşlar 500 milyar. Sistem danışmanı olursanız arkadaşlar 670 milyar. Ve son olarak da en yüksek maaş olan sistem analizcisi olursanız yaklaşık 1 milyon TL para alıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi bunları anlattım.
Yani şimdi diyeceksiniz ben nasıl iş bulacağım? Japonya'ya geldim. Japonya'da dil okulunu bitirdim. Üniversiteyi bitirdim. İş nasıl bulacağım derseniz arkadaşlar. Videoyu başlatmadan önce bir iş araştırmasında bulundum arkadaşlar. Öncelikle Japonya'da arkadaşlar bir iş istiyorsanız genellikle bilgisayarda şu programları kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Hangi programlar? Word, Excel. Yani bunlar pahalı bir programlar arkadaşlar. Bu Word ve Excel'i kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben hangi işi araştırırsam bunlar hep karşıma çıktı. Yani tercüme işi, Japonca'dan bir oyunu Türkçe'ye tercüme edeceksiniz mesela arkadaşlar. Oradaki kurallar Japonca ve Türkçe bilmeniz ve Word ve Excel programını kullanmanız arkadaşlar. Tabii ki de bunları kullanmak ne kadar kolay bilmiyorum ama ücretli olduğu için satın almanız gerekiyor. Word, Excel'i kullanırsanız arkadaşlar çoğu şirkette iş bulabileceğinizi düşünüyorum. Ve arkadaşlar internetten bir bilgisayar satarken bile bu bilgisayarın içinde Word, Excel var mı diye Japonlardan birkaç soru aldığım da olmuştur. Ve arkadaşlar şimdi nasıl iş bulabilirim ona gelelim. Şimdi ben hemen araştırdım arkadaşlar. Şimdi ekranda şöyle görüyoruz. N2 Japoncası olan mesela Denmark diyor, Hungary diyor, giriş ya Türkçe ve Türkçe evet. Şimdi şurada gördüğünüz arkadaşlar N2 levelinde Japoncası olan bir kişi ve Türkçe konuşabilen birisi oyunun tercümesini yapmasını istiyorlar arkadaşlar. Bir oyunun Türkçe tercümesini yapmasını istiyorlar. Buradaki kurallar saatlik 1400 yen veriyorlar. N1 levelinde Japoncası varsa çok mutlu olur diye yazmışlar. Hemen işi alabiliyorlarmış. Cumartesi pazar tatilmiş. Yabancılar çokmuş. Yol parasını da onlar veriyormuş ve arkadaşlar en iyi yerine gelelim. Burada diyor ki size vize alabiliriz yani vize desteğinde bulunabiliriz diyorlar arkadaşlar. Japonca oyunları Türkçe'ye çevirmenizi istiyorlar. Sadece bu. Ve arkadaşlar yine burada da gördüğüm gibi burada ne yazıyor arkadaşlar? Yine benim ilk önce dediğim yere geliyoruz. Türkçe bilmesi gerekiyor ya da Türkçe tercüme tecrübesi olması gerekiyor diyor arkadaşlar. Olmasa da olurmuş yani. Ve burada asıl istenilen şey Word, Excel, PowerPoint, Outlook programlarını kullanmasını istiyor. Yani yine bilgisayar işine geldik. Word, Excel, PowerPoint ve Outlook'u kullanabilen arkadaşlar Japonya'da iş bulma olasılığı %99 diyorum yani ben. Yani o kadar çünkü hangi işi aradıysam böyle işlerde vize destekli işlerde bu programları kullanmanızı istiyorlar. Yani bilgisayar tecrübesi olan bir kişi Japonya'da işsiz kalacağını düşünmüyorum. Şimdi bunu geçelim arkadaşlar. Burada bir tane daha var. Yine IT ile ilgili arkadaşlar. IT ile ilgili IT işini anlayan bir arkadaşı ne diyorlar burada? Yine burada da vize desteği var. Yani IT ile ilgili bir iş var. Bu işten anlıyorsanız size vize desteğinde bulunuyorlarmış. Ve burada da yabancı çokmuş. Maaş da aylık 250 bin yenmiş arkadaşlar. Tabii ki de güzel. Ve senelik maaşı evet senelik maaşı 5 milyon yene de gelebiliyormuş arkadaşlar. Tabii ki de bu bonuslarla ilgili. Başka bir işe gelelim. Web programcısı. Web programcısı arkadaşlar bunda da vize desteği var. Bunda da 250 milyon maaş. Senede 5 milyonu geçiyor. N1 Japoncası varsa çok mutlu oluruz diyorlar. N2 de oluyormuş sonuçta. Hemen başka bir işe geçelim arkadaşlar. Bu da tercüme işi arkadaşlar. İndonezyaca, Çince, İngilizce, Korece bilen arkadaşları Korece bilen arkadaşlar Japonya'ya tercüme olacak herhalde. Tercüme olacağını, tercüme işi Japonca normalde Japonca konuşacağız diyorlar. Yani Japonca bilen bir arkadaş olması gerekiyor. Yani Japonca ve İngilizce ve Türkçe bilen arkadaşlar bu işe kolayca başvurabilir ve işi de alabilir. Yani bu işte IT işi arkadaşlar. Tabii ki de yine söylediğim gibi IT bilgisayar işi. Bu da bu da arkadaşlar hemen acil işçi arıyorlarmış 12. ayda ve arkadaşlar evet bu dalimi göstermiştim game oyun tercümanı arkadaşlar Türkçe ve Japonca'ya Japonca'dan Türkçe'ye tercüman arıyorlar vize desteğinde bulunuyorlar N1 Japoncası varsa çok iyiymiş bu da böyle arkadaşlar. Tabii ki bu sizden aldığım sorulardı arkadaşlar. Sizden aldığım sorulara ya ben böyle bir video yapmayı düşündüm arkadaşlar. Bu videonun sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Japonya'da vizesi olan bir insan yani işsiz kalma ihtimali %0. Vize desteği almak istiyorsanız Japonya işinde %100 arkadaşlar bilgisayar işinde. Bilgisayar işinde çalışın ki Japonya'da uzun süreli yaşama ihtimaliniz olsun. İnşallah videomu
iyi bulmuşsunuz arkadaşlar. Bugün vlog yapmadım ama sizlere değerli bilgiler verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Sayonara.